qadar deganingiz esim tushib qoldi. Aqlli insonlarni ma'ruzalar deyishdamiz. Yoshlari oxirlaganda yaxshi inson edilar, kasal bo'libdilar, dard yetibdi. Alloh suygan bandalariga dard beradi deyishadi. Bir xil joyda deyishdamizki, bu inson yomon bo'lgan edi. Mana kasal bo'lib qiynalib, qanaqa bo'lib xorbo bo'lib ketdi deyishadi. O'shanda men qanaqa qilib ajratsa bo'ladi? Kasallik, dard qanaqa tushunsa bo'ladi? O'zi aslida biz o'zimizni o'lchovimiz bilan boshqalarga balo keldimi yoki kafforat keldimi aniq keskin ayta olmaymiz. Keskin ayta olmaymiz. Ularni oxiri nima bilan tugaganligiga guvoh bo'la olmaymiz biz. Biz nima qilamiz? Alloh subhanahu va taoloni o'ziga topshiramiz uni. Ibn Qayyim Jauziydan so'rashgan. Bir bandaga bir dard yetdi. Ha? O'sha dard, o'sha kasallik yo'q, o'sha musibat. U odamga Alloh taolo tomonidan jazomi? Yoki Alloh taolo tomonidan unga bir darajatmi, kafforatmi, qilgan gunohlariga kafforatmi? Buni qattan bilamiz deganda, o'sha odamni o'sha darddan keyingi holatidan bilamiz degan. Musibat kelgan paytda o'zini qanday tutyapti u? Allohdan deb bilib shukr qilyaptimi? O'zini o'nglayaptimi? Xatolarini isloh qilyaptimi? Har xil yomon ishlardan tiyilyaptimi? U dard unga mukofot bo'ldi. Nimaga? Alloh subhanahu va taolo uni hey deb siltab qo'ydi. Nazarimdasan deb qo'ydi. To'g'rilab qo'ydi. Farzandingiz xato qilib qo'ysa qattiqroq tegishingiz, yaxshi ko'rganingizdan u. Sekin yomon yo'lga kelsa indamay tursa yaxshi ko'rmagan bo'ladi uni. Ketdi, botqoq ketib qoladi. To'g'rimi? Demak, bandani o'ziga bog'liq. Banda agar isloh bo'lsa, to'g'ri yo'lga yursa, unga kelgan musibat unga mukofot bo'ladi. Lekin musibat keldi-yu, ko'zi ochilmayapti uni. Yana o'sha tushkunlik, yana o'sha noumidlik, yana o'sha isyon, yana o'sha jinoyatga ketyaptimi? Alloh taolo uni jazolayapti. Nimaga? Musibat kelsa ham harom xarishdan tiyilmayapti. Harom xarish qilsa ham ba'zan unga musibat kelmayapti. U ham Allohning unga balosi. Kelmasligi ham. Chunki u qilgan jinoyatlari, qiyatgan ishlariga jazoni olmayapti. Oxiratga g'aramlayapti uni. Oxiratda hammasiga javob beradi. Va bu dunyoda g'ururga tushadi u. Men deydi, shuncha jinoyat qilsam ham hech narsa bo'lmayapti menga deydi. Demak, Alloh meni yaxshi ko'radi deb o'ylaydi. Vaholanki bu unga istidroj bo'ladi. Istidroj degani daraja qilib qo'yishlik. Ya'ni uni g'ururlantirib qo'yish. Oyog'ini yerdan uzib qo'yish. U yomon. U ham shu. Uni farqi yo'q. Har turli hadislar bor. Agar bir insonning boshiga bir musibat kelsa, Allohdan deb bilsa, shukr qilsa, sabr qilsa ajr oladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam dan so'radilar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Aytdilarki, ayyun nas ashaddu bala deganlar. Odamlarni eng ashaddiy baloga uchraydiganlari kim? Eng qattiq musibatga kim uchraydi odamlar ichida? Deganda Payg'ambar alayhi salam Al-Anbiya deganlar, payg'ambarlar. Summal amsalu fa amsal deganlar. Keyin shu payg'ambarni yo'lda yurganlarga katta imtihonlar keladi. Eng katta imtihonlar shularga keladi. Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, o'sha rivoyatlarning davomida unga dard beradi. Dunyodagi qilgan xato, kamchilik hamma narsasini o'sha dardi bilan dunyoni o'zida yuvadi. Hatto Allohning huzuriga hech bitta gunoh qilmagandek ro'baro bo'ladi. Onadan tug'ilgandek boradi. O'sha dard unga mukofot bo'ladi. Ba'zi bandalarga Alloh taolo mutlaqo musibat bermaydi. Alloh taolo ularni dunyodagi birorta qilgan xatosi, gunohi kechirilmasligini xohlaydi. Va unga dard bermaydi. U odam g'ururda borib-borib Allohning huzurida hammasiga hisob-kitob javob beradi. Yaxshilik qilsa kafolat aytayapti. Yaxshilik qilsa Allohdan deb bilsa, ular hammasi kafolat bo'ladi boshqa kelgan narsa. Mo'minga zarar yetkazib bo'lmaydi. Hech qachon. Mo'min qochsa ham, quvsa ham ajr olaveradi.
Mu'minge hatta Peygamber aleyhisselam bitti zırapçı kirse, bu şey zırapçı gem acır oladı. Dikenler. Mesela, üçte tötte karmanı iz var, çöntek iz var. Bir narsanı bir cahaya sap koyduğunuz da kıdır yapsız. Kupinçe böyle değil, mesela maşını götürürüz, kalit yok. Katkes aldım ikindeyiz, kıdırasız. Nereye de kop gittim ikin, oturgen cahaya da kop gittimiz kıdırasız. Taşviş bu. Anne şu taşviş gem acır var. Mu'minge, hemen arsa da acır var. Hamasada musibetlerde açır. Bu ya bir musibet. Musibet. Şam uçup kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hucre-i Saadet'te Şam yokluğu geldi değil mi? Sadan, şey, üyünü yarattır. Uçup kalsa inna lillahi ve inna ilahi raciun diyorlar. Allahümme ecurli fi musibeti ve hlufni hayran minhu diyorlar. Musibetke aitler diyen dua. İnna lillahi. O da bulsa aitemiz biz. Doğru mu? Çırak uçup kalsa meyçi gerek. Gaz bu mekhoz hemen hiç gerek. O ya musibet. Acil olamız her ne. O gazge, çırakka, mesuller cevap veredi elbette. Bunun cevap veredi. Onun tarafını alıyet kelime yok. Korrupsiyaya cevap veredi. Halkını kıyneşlikke sebep bu kadar cevap veredi. Bu meseleler siyasi meseleler. Bu meselelerde daim İslam derecesinden karaymış. Navalny'ye okşagen. Ki nokta teylerde bize hiç gerek yok. Onlar korrupsiyaya karşı çıkı yaptı. Yakşı adam. Ölgen intizük. Hayır yakışın avandıyını. Şuna taraşı yaptı. 3-4 günden sonra siyasi makale koyken ben tekrar da hazırım cancel. Ne miymiş? Sen deydi. Navalny'nin tankıt kılıp korrupsiyonların tarafını alıyor yapsan. Yok korrupsiyonu ben dinim tamamından karşı ben. Parakurge dinim örgütken karşı dikini. Kalını kıynayıpken dinim örgütken karşı duruş dikini. Onu haram deyim ben. Şer'an cevap veredi deyim ben. Şeriyetim örgütken. Navalny LGBT'lerini targıbatçısı. Avrupa'nın içkisi. Korrupsiye bak onu korrupsiyeye karşı çıkıp yapman demese hiç kim bir tinge olmaydı onu. Şunun için o korrupsiyeni aldın çıkarı yaptı. He korrupsiyonerler var. Lekin bu korrupsiyonerler Navalny'nin arkasından keledigen korrupsiyonerlerden yakışı mı yaman mı onu hala anıkmaz. Onusu bunlardan yaman buluşu mümkün. Çünkü adalet keltiremiz biz deyip Irak'ı kegen Amerika 1.5 milyon Müslümanı öldürdü. O şey Saddam Hüseyin'in haykalını yıktıken adam yığılıp interview verdi yakında. YouTube kekiriyle. Ben dedi cüda kattık adaştım dedi. Amerika keliyetken de dedi biz adalet, söz erkinliği, o rasa havalandık dedi. Bizi özümüzü diktatörünü yıktışlıkke dedi. Birinci çıkan adamlarımız dedi. Biz yıktık bunu haykalına dedi. Lekin akıbat karasay dedi, namusu toptalgan kelinçek yok şapkaldı dedi. Ular kelip ne işini kılsa kıldı dedi, kolumuzdan işini kılsa kemedi dedi. Kaddafi diyemiş oldu. Kaddafi diyemiş ne kabul oldu. Hadıram tinçigeni yok. Suriye haliyem tinçigeni yok. Navalny kırıp gelse, Navalny kırıp gelse. Ben hiç kaçan bu korrupsiyonlarla aklama yapmam. Navalny'ni LGBT targıbatçısı ikerliğini koralı yapmam. Bizde tuttu bir işte adam çıkıp miting çıkıptı. Navalny'nin tarafdarı bulup. Şularını agahlantırsam kırıp alıp üçte tüttesi siz deydi karışmanın tarafını oraya yapsın. Yok. Bunun tarafını oraya yapman. Sen K.T'nin tarafını oraya yapsan. Aslı de. Doğru mu? Ha onge cevap veredi. Lekin biz uşa musibetlerge kanday mevkifte buluşumuz gerek. Mesuliyetimizi ada kılışımız gerek. Lekin şu musibetler için Allah'tan acil ümit kılışımız gerek. Onun ornunu tolduruş hareketine kılışımız gerek. Ticaretçiler bu masalarını oylaş gerek. Adım ne işte yakın ortağlarım var. Falan işlep çıkarıp yürüyüş düşün tepesine. Kıyaş enerjisini upgrade. Elon Musk'ın projektlerini upgrade. Bütün başlığı vadini, bütün başlığı şu elektrik enerji yok caylarına elektrik abara. Bunu kılış Müslümanlığı işi. Ahli ilimler, talebi ilimler, davetçiler bunu targıp kılış gerek. Ticaretçiler gibi. Pullu tapıp fakat meşatta öyle vermedi iş gerek. Yok, sapla de iş gerek. Sapla, halka koldur şu narsalarını, muammalarını, içimini kıl de iş gerek. Bu mesele umman başka mesele. Lekin, hadir gününde Peygamber aleyhisselamdan sünnet, çırak uçup kalsa, inna lillahi ve inna ilahi raciun deyimiz. Biz Allah'ınkimiz ve Allah'ınki kaytemiz deyimiz. Acir alamız çünkü. Arkasından dua kalemiz. Allah'ım, parvardigara, bizim mana şu musibetimizge sabrımız için acır bergin. Yokatken narsamızın orduge bundan göre yakşırağını bergin.
Dua kılamız, acır alamız. Sünnetke amel kılamız, acır alamız. Sabır kılamız, acır alamız. Allah'tan de bilemiz, acır alamız. Mümininki cüdekatte yutuk. Müminin seviyesi şunun için belend. Kafir tüyege okşaydı. Tüyeni egesi çölde yer mi, cayda apkeli bağlayıp koyadı. Turoğlu nümege bağlayacağını bilmiyordu tüyü. Keyin geçip koyadı, nümege geçip koyduğunu bilmiyordu. Kafir hem şuna kadar, kesal bulsa nümege kesal bulduğunu bilmiyordu. Ne acır olmaydı, ne bir derece tapmaydı bundan, kulasa çıkar mıydı. Özüge kelip tüzelip kese, özüm tüzeldim deydi. Nümege tüzelgenini özüyen bilmiyordu. Neme maksat, dünyadan maksat nümele gene bilmiyordu. Şunun için en zirkarlı hayat ateistlerindeki. Umut yok, kapkaranlı hayatta yaşaydı. İrte yok ularda. Ölsem deydi, kettim yok bu kötemen deydi. Dahşat bu sekere yok. Öyle gene adam korkup etedi. Kanakı yaşaydı bu. Yiğene kaka çüşü yaptı ulanı. Kanakı mazı tapadı bu. Uşan için ekseriyeti K.T. Ateistlerin akseriyeti şuna kadar. Hatırların akseriyeti lezbiyen. Dünyadan kana kadar şu lezzet tapamam deydi. Nime bulsa ağzıge, nime bulsa közüge çırağıyla kuringeni yiyip alıp yamlap kete uğradı. Estağfurullah. Ağzı körüm oturuyordum. Keramat kıldın mı? Ağzı. Kırdıyız mı? Size çok satça geldim. Rast tanam iste mi ne oluyor oraya gidin? Yok ben tanam korkmam. Ağzım köyü batırazım, Hıhtay'dan kettim abi. Adam iş yaptı mı? Ağzım köyü batırazım. Şuna ağzım, ne var farkı boğuları yedeyinize. Bismillah. Diyen, misal hocam, Uygur diye geldi abi, sınavı diye bastırdı. Uygur diye geldi. Ağabeytesin. Yıklar. Allah'ınızı. Necat versin, dünyada mazlumlar kop. Odur aynıksa. Müslüman mazlumlar, en katta mazlumlardan bittesi Uygurlar. Allah-u Teala onlara necat versin. En kemide dua kılışınız gerek. Her namazda dua kılış gerek. Haklarına. Allah-u Teala necat vergin. Sabır vergin. Musibetlerini kütergin. Zalimlerine kifaya kıyın. İnşallah kança ip terengleşse şünce üzülüşke yakın böyledi. Terengleştirip kaldır. İnşallah necat çıkarlar diyeyim kuruş nasip kısım bize.